senin açılışını dahi yapmadan girip oturacağın tek yer cezaevi olacak. Cezaevi. Cezaevi. Şimdi sizi biraz geçmişe götüreceğim ama önce bir yeni Türkiye lafı var biliyorsunuz. Bakın yeni Türkiye'nin ne olduğunu ben size kısaca tanımlayayım geldiğimiz noktada. Yeni Türkiye, Ulu Önder diyordu ya, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. Oysa şu anda güzel ülkem artık işte yeni Türkiye bu. Fetvalar, dualar, beddualar, şantaj, montaj, kaset ve hukukun eğilip bükülmesinden ibaret bir ülke haline getirildi. 21. yüzyılın son çeyreğinde orta çağı yaşatıyorlar Türkiye'ye. Türkiye'yi bir kabile de bir haline dönüştürdüler. Sabah erken kalkan yol alıyor. Sabah kim erken kalktıysa o işi bitiriyor. Mahkeme bir karar alıyor. Emniyet diyor ki uygulamıyorum diyor. Uygulamıyorum. Allah nasıl uygulamazsın ya? Yani hukuk devletinde emniyet yargıya meydan okuyabilir mi? Bu bir yeniçeri isyanı. Ben demiştim ki bu olaylar ilk başladığında sonra bazı liderler kullanmaya başladı. Tabi kullansınlar. Söylediğimiz şeylerin patentini falan almıyoruz neticede. Kullansın. Fetret devri demiştim. Hani Osmanlı'nın bir dönem yaşadığı fetret devri. Sonra bunu revize ettim, değiştirdim. Fetret devrine dönüştürdüm. Fetullah'ın fethi, Recep'in reci. Fetret devri. Türkiye fetret devri demiştim. O iktidar cemaat kavgasına da geleceğim. Ama işte bugün neler yaşadığımızı iyi anlayabilmek için şöyle bir tarihe bakmamız gerekiyor. Ve çok okumamız ve çok bilgilenmemiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Bilhassa gençlere sesleniyorum. Yoksa bu iş açık söyleyeyim sadece sloganla şunla bunla olmaz. Bu ülkenin, Türkiye'nin tarihini bir, şu anda ülkenin o kendine özgü kimyasını, sosyal yapısını dikkate almaksızın hiçbir şey yapamazsınız. Şimdi o yüzden biraz tarihten size bazı şeyler aktarmak istiyorum.